Ceri Şefi'yle Hatay Mutfağı'na hoş geldiniz. Doğuş TV ekranlarına her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bugün özel bir konuğumuz var. Hatay Yiyecek İçecek Çalışanları Sosyal Yardımlaşma Dernek Başkanımız Sayın Kadir Miskin bizlerle birlikte olacak. Öncelikle ben konuğuma, başkanıma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Bizi misafir ettiniz evinize. Sizi tekrar görmekten çok mutlu olduk Sayın Başkanım. Bir mukabil, biz daha mutlu olduk. Teşekkür çok ederiz. Teşekkür. Bugün bizlere neler yapacaksın Sayın Şefim? Bugün Hatay deyince akla bir künefe, iki mezeler geliyor biliyorsunuz Sayın Başkan sen de. Hatay künefenin yanı sıra yani yemek kültüründe Türkiye'de mezelerle ön plana çıkıyor. Bugün de ben de Hatay'ın mezelerinden Ali Nazik yapacağım, babaganuç yapacağım ve biber yoğurtlama yapacağım. Tam zamanı şu an yeni samandağ patlıcanlarından, bir abuganuç yapacağım samandağ biberi ve kapya biberiyle. Artı samanlığa biberinden tekrar kırmızı ve yeşil karşı olan biber yoğurtlama ve güzel bir kuşbaşılı bir alyazlık yapacağım Sayın Başkanım. Şimdiden acıktık bakalım da. Evet. Şu anda tabii ki olmazsa olmaz mezelerin yanında küncülü çiftel ekmeğimiz gelecek. Küncüyü ben fırına verdim. Güzel bir çiftel büyük ekmeklerimiz gelecek. Birazdan yayına sıcak sıcak birlikte tadamayacağız Başkanım. İnşallah. Tatmak isteyen bütün arkadaşlar da bekleriz. Evet. Bugün öncelikle programımıza sponsor olan, sürekli aylardır destek olan Merkez Marketler Zinciri'ne, Alışveriş Merkezi, Merkez Marketlere, Bulanık Grubu'na, Deniz Bulanık ve Mehmet Bulanık'a teşekkürlerimi sunuyorum. Makine, araç gereç sponsorumuz Ümran Soğutma'ya, Sayın Semir Demirci ve oğlu Uğur Demirci'ye sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Et sponsorumuz Armutlu Öz Eser Kasabı'na teşekkür ediyorum ve hediye sportif bir sponsorumuz olan Hatay AS 1967 Derneği'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Ali Şahin ve Serdar Kahraman'a. Bize de bu hafta programda izleyen, yorum yapan bir ve kişiye Hatay Spor bayrağı edeceğiz. Bir kişiye de şapka edeceğiz. Evet, programımızı izleyen şu an canlı yayında hatta soruda sorabilir Sayın Başkanım. Şu an yayınımızı kendi sayfasında paylaşanlar arasında bir kişiye Hatay Spor şapkası ve bir adet taraftar bayrağı hediye edeceğiz. Şimdi zaten bu pandemi döneminde bizi en çok mutlu eden Hatay Spor oldu bu yıl. Evet. Başarılarıyla bizi en çok mutlu eden Hatay Spor oldu. Evet. Bugün sizlere Sayın Başkanımla beraber pandemi sürecinde tam 15 aydır yiyecek içecek çalışanları, aşçılar, şefler, garsonlar, temizlik personeli, bulaşıkçısına kadar, garsonuna kadar, komisine kadar çok büyük sıkıntılar çektik. Bunlarla ilgili devletimizin yaptıkları, yapamadıkları, eksik kaldığı konular, çalışanların sorunlarının hepsini konuşacağız. Başkanım isterseniz ben size sözü vermek istiyorum. Pandemi döneminde size işletmenin, Ali Akır Bahçesi'nin müdürüsünüz. Bu 1,5 yıllık, 15 aylık süreçte neler oldu, ne gibi sıkıntılar yaşadınız? Önümüzü nasıl görüyorsunuz Sayın Başkanım? Burada ben de yavaş yavaş abuganın içinden başlıyorum Sayın Başkanım. Tamam, dilimiz döndüğü kadar da biz de sohbetimizi devam edelim. Özellikle son dönemdeki bu koronavirüs vakalarından dolayı bütün her yer mutlaka büyük sıkıntılar yaşadı. Bu sıkıntılar yavaş yavaş giderecek diye bekliyoruz çok şükür. Fakat şu anda özellikle Haziran ayı bizim buradaki yiyecek içecek sektöründe çalışanlar için çok çok önemli. İnsanlar çünkü düğünlerini yapmak istiyor, bir belirsizlik var. Yarın ne yapacaklarını kimse bilmiyor. Sonuçta insanlar düğünü bir defa yapacak, çok mutlu günleri. En güzel şekilde yapmak istiyorlar. Baktığımızda Türkiye açısından birçok sektörde aslında yavaş yavaş normalleşme geliyor. Çarşıya baktığımızda çarşıda insanlar geziyor, bunlar çok güzel. AVM'lere baktığımızda AVM'ler insanlar maşallah kuyruk içeri girmek için birbirlerini bekliyor. AVM'ler kapatsın demiyoruz kesinlikle. AVM'ler de mutlaka açılsın. Herkes evet. Şey yapsın. Fakat bir düğüne geldiğimizde mesela şu anda düğün sezonu. Evet. Bir düğün yapacak insan 100 kişilik bir düğün yapmak istese yapamıyor. Niye yapamasın ki yani? Bir fabrikada 5000 kişi çalışabiliyor. Çalışsın fabrikalarımız da kapanmasın. Fakat insanlar düğünü de yapardı. Düğün büyük bir lokomotif. Onlarca, hatta 100 tane sektör arkasına sürükleyip getiriyor. Düğünde yaş pastası,
bir pastane tatlı sektörü, yaş pasta. Kameraman, fotoğrafçısı, çiçekçisi, müzisyen arkadaşlarımız, özellikle mobilyacısı, inşaat sektörü, esnafçıyı, tabii tabii. Yani bir vidaya varana kadar, şimdi evet, insan yeni vidaya kuruyor, bir vidaya varana kadar düğün sektörü bizim için, evet, yani Türkiye için büyük bir lokomotif. Nasıl ki turizmi açtıysak, yani bu yiyecek içecek sektöründe çalışan arkadaşlarımızı bir an önce aşılayıp, bence düğünleri bir an önce hayata geçirmemiz lazım ki şu an. Çünkü şu an herhangi bir karar yok. Şu an 1 Haziran'a kadar herhangi bir karar yok. İnşallah 1 Haziran'dan sonra, şu an yayınlanmadı sanırım, Cumhurbaşkanımız da yayınlamadı. 1 Haziran'dan sonra ne olacak bilmiyorum ama düğünleri sanki 1 Temmuz'dan sonrasına sarkma olasılığı var diye duydum ama 1 Haziran'dan sonra açılırsa belli bir kapasiteli açık alanlarda iyi olur. Tabii. Şimdi şöyle, düğün zaten sezon dediğimiz 4 aylık bir sezon. Evet. Yani her geçen gün özellikle işletmeler için büyük bir sıkıntı, sadece çalışanlar için değil. Evet. Mesela kendimizden bir örnek verirsek, yaklaşık 8 aydır bir şekilde işletmemizi hazırlıyoruz, yatırımları yapıyoruz. Evet. Bu 4 aylık süreç için her geçen gün düğün sektöründe bizden çok fazla şey çalıyor. Sayın Başkanım, çok özür dilerim söylüyorum. Şu an bizi izleyen yiyecek içecek çalışanları, normal bizi izleyen programda şu anda sizin ne gibi zorluklar çekiyorsanız, bilmek istediğiniz, sormak istediğiniz ne varsa Sayın Başkanım burada, Kadir Miskin Başkanım sorularınızı cevaplamak istiyor, cevaplayacak. Buradan tüm yiyecek içecek çalışanları, Hatay Derneği'ne, tüm üyelerine, Hatay'da restoranlarda, otellerde çalışan, mutfakta çalışan, aşçı çalışan, bulaşık, temizlik, tüm personeller şu an canlı yayında çektiğiniz sıkıntıları, beklentilerinizi, yorumlarınıza bekliyoruz. Buradan tek tek bildiğimiz tüm soruları size yardımcı olmak için buradayız. Bu arada ben bilmeyenler için Hatay Profesyonel Aşçılar ve Şefler Dernek Başkanıyım. Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aşçılar adına ben buradan tüm kardeşlerimizin, büyüklerimizin, abilerimizin sıkıntılarını dile getireceğim. Garsonların, yiyecek içecek çalışanlarının tüm sorunlarını Sayın Başkanım cevaplayacak burada. İnşallah. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sayın Başkanım, ben patlıcanları önceden közde, bizim bir kebapçı var caddede, patlıcanları ben közde pişirdim. Bunun özelliği o, kokuyu alması lazım. Aynen, buradan Abu Ghannici ya da Ali Nazik'in yoğurtlamanın püf noktasından bir tanesi de patlıcanı mangalda köz, meşe odunundaki mangalda közlerseniz o is füme tadını içinde saklamış olursunuz. Daha bir güzel lezzeti elde edersiniz. Tabii ocak üstünde yapanlar da var, fırında da yapanlar var ama o füme, o mangal, o is tadını almak için, muhakkak ki daha güzel lezzet almak için patlıcanları közleyeceğiz. Patlıcanları közledikten sonra fazla incekmeden şöyle doğradık. Abu Ghannici'mize patlıcan, közlenmiş patlıcan, samandağ biberi, yeşil biber kullanacağım. Kapya biber kullanacağım. Siz istediğinize göre acı tatlı yapabilirsiniz. Ve közlenmiş domates kullanacağım. Olmazsa olmaz bir sarımsak kullanacağım. Ardından üzerine tuz, nar ekşisi ve zeytinyağı. Evet başkanım, siz daha önce bu arada tarifleri de söylemiş oldum. Yayınımıza yeniden gelenler arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar hoş geldin bu arada. Tabii, herkese selamlar. Okuyabilirsin başkanım buradan. Cuma Bey, iyi akşamlar. Aygün Hanım, selamlar, iyi akşamlar. Selamlar var. Eşimin, şefimize. Evet. Eşim şu an Gaziantep'te. Mustafa Gönül Bey, selamlar size. Murat Gereç Bey, selamlar. Sunu Hanım, selamlar. Suha Bey, selamlar. Hepsi mesleğimizin birbirinden değerli arkadaşlar, izleyenler. Dediğim gibi sektörde bir an önce sektör çalışanlarının aşılanması olabilir. Turizm. Buradan da özellikle yerel yönetimlere seslenmek istiyorum. Hatay genelinde şu anda çok şükür bir sıkıntılar yok. Neler yapılabilir? Bölgesel açıdan neler yapılabilir? Bunların çalışılması yapıp turizmde şu anda maalesef bir ayımızı kaybettik. Düğün sezonumuzda da kaybetmeyelim. Kaybedecekse de en az şekilde nasıl zarar edersek, hani zararın neresinden dönersek kârdır misali. Evet. İnsanların mutlaka sağlığı bizim için önemli. Hani
herkes sağlıklı olması çok önemli. Fakat şimdi 100 kişilik bir düğünde özellikle yiyecek içecek sektörü, yani birçok sektörden hijyen açısından hijyene çok daha fazla dikkat ediyor. Yani birçok sektörden yani çok çok daha dikkat ediyor. Günlük AVM'lerde 50.000-60.000 kişi aynı anda ziyaret ediyor. Düğün salonlarında 100 kişilik, 200 kişilik, 300 kişilik kontenjan açılması. İstiyoruz yani. Acılsın ki ekmek yiyenler çarp dönsün, ekonomi dönsün. Şu an altın fırlanmış mı? Dolar fırlanmış, euro fırlanmış, krediler fırlanmış yani. Bir an önce ekonomiye el atılması lazım. Yani siz de çok kötüye gidiyorsunuz. Çok kötüye gidiyoruz Sayın Başkanım. Yani. Evet, çok garip bir olay da var aslında. Düğüne gelen kişilerin zaten %80'i birbiriyle görüşüyor. Doğrudur. Yani %80'i birbiriyle mutlaka bir şekilde iletişim halinde görüşüyor. Ve dediğim gibi yiyecek içecek sektörü kendi başına, başlı başına zaten hijyen ortamını sağlamasa yiyecek içecek sektörünün nasıl servisini yapacak ki bu işletmelerin sonuç itibariyle denetlemesi var vesaire ve bir sürü şeyleri var. Onun için bir an önce eğer ki yazı kurtarmak istiyorsak, ekonomiye biraz can gelsin istiyorsak sadece bu dediğim gibi düğün salonunu bağlamıyor. En ufak vida satandan, bir musluk satandan tutununa kadar, perdesine kadar. Herkes. Biz de bu kadar geçtik perdesinden, şeycisinden, koltukçusundan, mobilyacısına kadar. Yani çok basit bir örnek vereyim. Mesela düğün salonu her düğünde, bir düğün için söyleyeyim, onlarca eleman çalışıyor ve bunların birçoğu öğrencilerden de oluşuyor diyor. Öğrenciler bu günleri bekliyor. 3 ay kazanacak ve bu parayla okul okuyan çocuklar var. Aynen, doğrudur başkanım. Biz de zamanında aynısını yaptık başkanım. Veya 3 ay okuyup bu parayla çocuk okutan insanlar var. Yani bu yılı kaybetmeye sektör olarak hiç tahammülümüz yok. Dediğim gibi müzisyenimizle, fotoğrafçımızla, kameramanımızla, aklımıza gelen her şeyle. Adalize'ye, pastacısına kadar. Ya mutlaka bu iş çiftçiye varana çiftçiyi de etkiler. Şimdi düğün olursa çiftçi ona göre malını satacak yerler bulur. Aynen. Öyle ki Hatay gibi yerde yemekli düğünler olmazsa olmazdır. Harbiye'nin, Samandağ'ın, kır düğünleri. Su satan kişilerin de olumlu bir şekilde eğer düğünlerimiz açılırsa etkiler. Gerekli önlemler alınırsa sorun olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi yani binlerce kişi çalışan fabrikada bu sorun yaşanmıyorsa hijyen kurallarını en üstte tutan yiyecek içecek sektöründe bu sıkıntıların yaşanacağını kendi adıma düşünmüyorum. Sayın Başkanım, bu arada ben közlenmiş patlıcanlarımı güzelce doğradım. Kırmızı samanla biberimi ve kırmızı kapya biberim. İki çeşit biber kullanıyorum renk olsun diye. Hem yeşil hem kırmızı. Ardından domateslerimi koydum, közlenmiş aynı. Sarımsağımı döydüm, güzelce içine attım. Tuzumu attım. Şimdi güzelce karıştıracağım bunu. Buradan Bekir Aslaner Bey'e iyi akşamlar diyorum. Mehmet Kahraman Bey'e iyi akşamlar. Süha Bey mesela bir yorum yapmış. Evet. Bu konuda sadece restoranlardan, büyük salonlardan. Bence çok mantıklı diyorum. Hani adam mı seçiyor bu? Yani restoranın önünde bekliyor, restoranlara gelen kişilere mi bakıyor? Evet. Bunlara bir an önce gidermemiz lazım. Bu sorunlar eğer gidermezsek bu yılda düğün sezonu kayıplı olarak geçerse maalesef çok birçok sektörü yani domino etkisi yapacak. Domino etkisi yapıp birçok sektörü etkileyecek. Kesinlikle katılıyorum başkanım. Közlenmiş patlıcanlarım, domatesim, kırmızı kapya biberim, yeşil samanda acı biberim, güzel sarımsakları. Bu arada püf noktalarından iki tane şeyi, sarımsak pişmiyor. Sarımsak piştiği zaman asiti ve aromasını kaybeder. O yüzden mezelerinizde muhakkak sarımsağı çiğden kullanın. Bir diğer özelliği ise patlıcanı, domates, biberi kesinlikle mangal üzerinde köz ateşinde közlerseniz, pişirirseniz daha güzel lezzet sonuç alırsınız. Buradan püf noktalarını söylemek istiyorum Sayın Başkanım. Ablanduç bizim en güzel olmazsa mezelerimizden bir tanesi. Zaten ustalarımızın hem de ayrı bir güzel oluyor. Mesela ben başkanım fark ettiysen domatesi mesela soyarken sıktım. O domates suyunu aldım ki meze sulanmasın diye. Evet, en ufak mesela bir o közde bunun közlenmesi bile veya fırında közlenmesi arasındaki dağlar kadar bir lezzet farkı ortaya çıkartıyor. Kesinlikle. Şöyle güzelce abuman düşlerimi açıyorum.
süslemek için. Bunun içine bazen maydanoz koyuyorlar. Maydanoz konmaz. Soğan koyuyorlar. Konmaz. O eşkine yemeğe girer. Daha önceki yayınlarda sormuştuk. Közlenmiş patlıcan, içine çiğden soğan, maydanoz konan mezenin ismi nedir diye. Antakya'da eşkileme derler ona. Patates kızartmaların yanında yapılır. Eşkileme. Buradan tekrarlamış olalım. Babugan için içine kesinlikle çiğ soğan konmaz. Maydanoz konmaz. Burada tekrarlamak istiyorum. Abugan 3, közlenmiş patlıcan, biber, domates tel yapılır. İçerisine çiğden sarımsak, tuz, zeytinyağı, olmazsa olmazı nar eşkisidir. Şöyle başkanım, nar eşkisini de koyacağım. Nar eşkisinin özelliği bizim kendi yöremizden. Evet. Bu nar eşkisi çok güzel doğal olarak yapılıyor. Yine zeytinyağı, bizim hatayımızın zeytinyağı. Altın özlüğü, yaygar alanında nar ekşisi. Festivalleri de var, şeyler de var. Çok güzel, kaliteli hem zeytinyağı hem nar ekşimiz. Güzel zeytinyağı. Ova alanda lezzetine ayrı bir lezzet katıyor. Bazen evet. Şehir dışından gelen misafirlerimiz, ben de yaptım, aynısı olmuyor diyor ama birçok şeyi doğal kullandığınızda o lezzet yani kendini daha çok gösteriyor. Evet. Arkadaşlar yan kameradan gösterelim. Abugan içimiz hazır. Üzerine evet. Zeytinyağı ve nar ekşisi koydum. Direkt böyle sıcacık ekmekle batırarak yiyebilirsiniz. Közlenmiş patlıcan, biber, hem kırmızı biber kullandım, hem yeşil samanlı biber kullandım. Sarımsağı çiğden kullandım. Daha güzel aromatik gelsin diye, aroması gelsin diye. Abugan üçlerimiz tamam. Tekrarlıyoruz buradan. Yiyecek içecek sektöründe olan sorunlarınızı dile getirebilirsiniz. 1,5 yıl önce, 15 ay önce turizm sektörlerinde restoranlara çalışan sigortalılar işten çıkarılma yasaklandı. Devletimiz 1100 lira, 1000 lira para verdi. Ama Hatay'da ve tüm Türkiye'de sigortalı herkes çalışmıyor. Maalesef sigortasız çalışanlar devletin hiçbir teşviğinden yararlanamadı. 1,5 yıldır ev kirası ödeyenler var, elektriği, suyu, faturası var. Ayrıca kiralık iş yerleri de olan var. İş yerleri de burada zarar gördü. Kirası olan var, kredisi olan var. Burada devletimizden biz vergi borçlarının silinmesini, eğer çok sıkıntı oluyorsa silinmezse bile ertelenmesini istiyoruz devletimizden. Yani çalışanların sigortalı olsa bile evde oturun siz deyip de 1000 lira alamaz ki. Ev kiraları 800 lira olmuş. Zaten 2011'de Suriyelilere gelmiş 400 liralık ev 500'e çıktı. 500'lük ev 750 oldu. 1000 lira yani 1,5 lira aşağıya gidiyor. Zaten 2011'de bir savaş bölgesindeydik. Suriyelilerden dolayı göç aldık. Hatay'a özel teşviklerine gelmesi lazım. Giderleri insanların... Yanlış mıyım başkanım? Giderler aynı şekilde devam ediyor. Evet. Bu bir bizim sektörün en büyük kanayan yaralarından biri. Birçok sektörde belki vardır ama maalesef sektörümüzde sigortası çalışan insan sayısı çok çok fazla. Değil mi başkanım? Bunların sigortası çalıştıkları için birçok hiçbir şeyden yardım alamıyorlar. Yani ne kısa çalışma ödeye, ne ücretsiz izin. Sonuçta çalışmıyor görünüyor. İşletmeleri de senin işletme kapalı olduğu için işletmeye hiçbir şey diyemiyorlar. Bence sektör bazında bunu çok iyi ele almak lazım. Evet. Sonuç itibariyle yani hizmet sektörü dediğimiz olay çok çok büyük bir buradan bacasız fabrika. Bu da bir bacasız turizm, fabrika. Mesela geçen çok güzel bir şey konuştum başkanım seninle. Turizmin otellerin, restoranların açılması için hemen turizmde otellerde çalışan restoranda garsonun açsın, açlansın, öncelik verilsin. Ya turizmden biz ekmek yiyorsak bu bir kalpse yani turizmin ekonominin kalbiyse bu. Tabii tabii. Şimdi garsonlar açlansın. Açlarıyla açlansın. Nasıl otel şu an başladı zaten. Otelleri açladılar. Otelleri açladı. Hizmet sektöründeki herkes, müzisyen kardeşlerimiz, bunun içine dahil, fotoğrafçılarımız dahil, kameramanlarımız dahil, garsonlar, insanlarla sürekli işçi olacak. Bunlar dahil bir an önce aşılamalar yapılırsa sektörümüz en azından hem onları da korumuş oluruz. Sonuç itibariyle insanlar çalışmak zorunda, evine ekmek götürmek zorunda. Bunların önüne geçmek için aşılama olayını hizmet sektöründe bence bir tık öne alınması gerekiyor. Ve az önce dediğim gibi kaybedecek hiç zamanımız yok. Borçların yapılandırması vesaire bunlar mutlaka sektörün ihtiyaçları fakat biz işletmelerimizin açılmasını istiyoruz. En büyük isteğimiz bu. İşletmelerimiz açılsın. Hani nasıl bir AVM açılıyorsa kimse buradan yanlış anlamasın. AVM kapansın demiyorum. Orada da çalışan kardeşlerimiz var.
arkadaşlarımız var, insanlar var. Onlar da ekmek etsin. Türkiye'de topyekun açılacaksa her yer açılsın. Bir an önce hayatımız normale dönsün. Hani inşallah umudumuz bekliyoruz. Haziran ayında aşılama daha da hızlı artarsa Haziran ayıyla beraber düğünleri yapmaya başlarsak çok mutlu olacağız. Sektör kaybını çok hızlı töler edeceğini düşünüyorum. Çünkü önceki yıllardan da bu yıla devreden düğünler var. Evet. İnsanlar bekliyor. Sektör kendini hazırladı. Biz gardımızı aldık. Bekliyoruz yani karşımıza. Tüm hijyen kuralları almışlar. Tabii her şey. Birçok işletmeye gereken her şeyi aldı. Almayan da hani 10 gün içinde bir hafta içinde her şeyi yapabilir. Belirsizlik insanları bekletiyor. Hadi. En büyük sıkıntımız bu şimdi. Çalışmayan insanlar için de artık iş bulabilecek miyim? Veya bir iş oluyor, birilerine söylediğimizde insanların artık hani işten soğumuş, iş yapma gibi bir hevesi, sanki hiç iş yapılmayacak gibi, iş olmayacak gibi olgusu var. Bu insanların hepsini motive etmek lazım. Tekrardan sektörün içine katıp bir an önce Türkiye olarak kendimizi toparlamamız lazım. Ekonomik olarak gerçekten çok kötü durumlardan geçiyoruz. Şu an abogan işlerim hazır. Ali Nazik'e geçtim. Ali Nazik için 4 adet közlenmiş patlıcan, 3 diş sarımsak, tuz, birazdan süzme yoğurdunu koyacağım, karıştıracağım, bir kenara alacağım. Ardından kuşbaşı etlerimi yağda kavuracağım, hafif toz biber renk versin diye kuşbaşı etten servis edeceğim. Bunu siz evde kuru kırmızı baş biberden yapın. Atom diyorlar buna. Yani yine aynı şekilde süzme yoğurtlu patlıcan üzerine kırmızı kurutulmuş biberi tablanında koyarsanız da atom olur. Bu da bir ayrım meze. Hani ustamız burada başka bir şey de yapıyor şu anda. Bir patlıcanla kaç çeşitli yemek yapılabileceğini gösteriyor. Aynen öyle. Yani mesela bu sarımsak, patlıcan, süzme yoğurdunun içine mesela tahin koyduğun zaman da mütebbel oluyor. Arap mutfağından Hatay mutfağına geçmiş bir mezemiz. Mütebbel. Tahin de koyarsak. Şimdi Murat Bey çok ilginç bir yorum yapmış. Mesela ekstra personel dediği işletmelere part time olan giden garsonlardan bahsediyor. Evet. Hani işletmeler tarafından kötü gözle görülmek istemiyor demiş. Murat Bey'in aslında haklılık payı var. Nasıl var? Maalesef bazı işletmeler aldıkları personelin eğitimine, mesleki bilgisine bakmadan alıyor. İşletmesinde olumsuz şeyler yaşayabiliyor. Yani orada Murat Bey yazmış, onu ben söylemiyorum da. Olumsuz şeyler yaşadığında bütün insanlar aynı kefeye koyan işletmeleri var. Ama birçok işletme de artık kendini bu konuda düzeltiyor. Yani biz kendimizden sorumluyuz. Ve işletmelere de tavsiyem elinizde çalışan garson olsun, aşçı olsun, hangi kademede olursa olsun hepsi de sizin işlerinizi döndüren birer teker. Farz et bir araba, her arabanın bir tekeri. Biri olmazsa biri olmaz. Ona göre davranırsa kırmadan, üzmeden. Başkanım bizim üniversitede iki tane turist çeşidi var. Bir iç turizi, bir iç dış turist var. Dış turist, gelen misafirler, konuklar, ister yurt dışı olsun, ister Türkiye'de. İç turist de çalışan elemanlar. Yani kendi elemanı, işveren elemanı sahip çıkarsa, maaşını doğru zamanda verirse, izin gününü verirse, uygun şartlar verirse, o daha çok motive oluyor, daha çok güzel hizmet veriyor. Ya bir güler yüz, nasılsın dese yeter. Bu bile büyük bir motive araçıdır. İyi bir personel bile işletmeye çok büyük avantajları vardır yani. Maalesef işletmelerde olumsuz bir şeyler olduğunda bu orada çalışan bütün elemanları etkileyebiliyor. Evet. Onun için işletmelerin de dikkat etmesi gerekiyor. Bu arada Ali Nazim'in patlıcanlarını doğradım. İçine sarımsağını attım. Süzme yoğurdunu, tuzunu ilave ettim. Güzelce karıştırdım. Şimdi güzelce tabağımı açıyorum. Bunu en son kuşbaşı etini kavurup servis edeceğim burada. Bunu hazırlıyorum servise şöyle Sayın Başkanım. Evet, patlıcanla ikinci yemeğimiz de hazır.
Buradan herkese sesleniyorum. Akşam ne yemek yapacağım diyen insanlar düşünürken Celil Şefi hatırlasın. Evde bir tane patlıcan varsa kaç çeşit yemek yapabileceğinizi görüyorsun. Aynen. Yani. Bunun üzerine toz biberle sadece toz biber kavururlarsa bu adı toplama olur. Bizim adak kadar böyle hemen iki tane domates yanında biber, acı biber, söğüş. Hemen iki tane patlıcanı yoğurdu karıştı sarımsaktan. Üzerine toz biber tavlanır yağda. Yoğurtlama olur. Eğer bunun içine işte kuşbaşı koyarsanız alnazlık olur. Bunun içerisine tahin koyarsanız lütebel olur. Yani Hatay'ımız çok şükür gastronomi yönünden çok zengin. Yani Hatay Spor Süper Lig'e çıkması, misafirlerin gelmesi, yani daha seyircili maçlar oynanmadı. O da bir sektör. Mesela spor da bir sektör. Yani çok güzel. Hepsi birbirine, yani güzel günler gerçekten de yakındır diye umuyorum. Yani bu aşılanmada yerli aşı olsun, normal aşı olsun. İnşallah güzel günler göreceğiz diyorum başkan. Yani umut ediyoruz yani. Yoksa kimsenin ileri dönük bir şeyi kalmamış hani açıkçası ben konuştuğum kişilere. Yani neyin ne olacağı belirsiz. Neyin ne olacağı, yani insanlarda bir güven yok yani. Bu kötü bir şey açıkçası. Ya spor çok önemli. Şu anda da Hatay'da buna Hatay Büyükşehir Belediye çok önem veriyor. İzliyoruz, dünya şampiyonları çıkıyor birçok branşta. Ve şu da bir gerçek, futbol geldiğimiz noktada basit gibi görünüyor ama seyircisiz oynandığı halde her gelen takım aşağı yukarı konaklamada 60-70 oda, yani bir otelde 60-70 oda tutup o şekilde konaklıyor. Yani siz düşünün, bir de seyircili oynanırsa önümüzdeki yıllarda Hatay'ımıza katacakları çok daha fazla şey var. Biz Hatay olarak, esnaflar olarak bunları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani buraya her gelen bir misafiri o kadar iyi değerlendirmemiz lazım ki zaten Hatay hoşgörü memleketi. Misafirperverliğiyle Türkiye'de nam salmış. Bunu olumlu yönde değerlendiren işletmeler bence çok iyi ilerleyen zamanlara çok çok iyi katma değerler sağlayacak kendilerine. Kesinlikle. Başkanım bu arada Samanda şimdi tekrarlayalım yeni açanlar için. Abuganiç için iki püf noktası verdim. Bir, közlenmiş patlıcan, domates, biber. Ben hem kapya biberi kullandım hem samanda biberi kullandım. Bunları odun ateşinde, mangalda közlerseniz tadı bir tık daha güzel olacaktır. İs kokusu, o mangal tadı gelecektir, mükemmel olacaktır. Bunu ocakta da pişirebilirsiniz, fırında da. Ama mangalda pişirseniz bir tık çıkar. Bir diğer püf noktası, sarımsakları kesinlikle pişirmiyoruz, çiğden kullanıyoruz. Çiğden kullandığımız zaman aroması daha güzel gelecektir, daha yoğun gelecektir. Pişirirseniz herhangi bir yoğunluğu gitmez. İçine sadece tuz ve zeytinyağı koyuyoruz. Üzerine narinçkisi koyuyoruz. Yoğurtlama diyoruz Antakya'da toz biber koyarsak. Közlenmiş patlıcan, süzme yoğurdu, tuz. Süzme yoğurt. Üzerine ben biraz da kuşbaşıyı tablandıracağım. Eğer siz evde kuşbaşı yoksa normal toz biber de tablandırabilirsiniz. Bir diğer malzeme Sayın Başkanım, biber yoğurtlama. Samanla biberim ve kapya biberim var başkanım. Bunları da aynı şekilde mangalda közledim. Güzelce bunları kıyacağım. İçine iki diş sarımsak kullanacağım. Süzme yoğurttan karıştırıp servis edeceğim. Ellerinize sağlık. Bize her hafta bir yemek, bir meze, bir tatlı. Hatay'ın, gastronomi şehri Hatay'ın birbirinden lezzetli yemeklerini her hafta Cuma günü 18'de Doğuş TV ekranlarından izleyebilirsiniz. Bize her hafta Cuma günü 18'de karşınızda olacağız. Bizi izleyen, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Sayın Hatay Yiyecek İçecek Çalışanları Sosyal Yardımlaşma Derneği Sayın Kadir Miskin bizlerle birlikteydi. Bugün sizlere hem Hatay'ın muhteşem lezzetlerini hem de biraz da olsun çalışanların, yiyecek içecek çalışanların, turizm çalışanların, gastronomi çalışanların sorunlarını dile getirmek istedik. Devletimizden destek bekliyoruz açıkçası. Düğünlerin bir an önce açılması, kırbahçelerin bir an önce açılması, düğünlerin açılması. Çünkü zincirlenen bir ekonomi söz konusu burada. Sayın Başkanım da burada kendi çalışanlarının, yani Türkiye'de ve Hatay'da, özellikle Hatay'da çalışanların haklarını savunmak için burada konuşuyoruz. Sizin de problemleriniz, sıkıntılarınız varsa yorumlarınıza bekliyoruz. Şöyle bir gerçek var. Mesela şeyleri açtık, turizmde otelleri açtık. Çok çok iyi oldu. Fakat düğün sektörünü açtığımızda, şimdi insanlar düğün yapamadığı için bizim bütün dünyada en büyük şeylerimizde mesela döviz getirilen olanlarımız biri gurbetçilerimiz. Doğru. Düğün olmadığını gurbetçilerden de döviz geliyorsun işte. Doğru. Ama
bir döviz, ülkemizin bir döviz açığı varsa, düğünleri açarsan, inanıyorum ki en az turistler kadar yurt dışından Türkiye'ye döviz gelecek. Kesinlikle. Bugün günümüze baktığımızda bu koronavirüsten etkilenen ülkeler yavaş yavaş açıldı. Kendilerini toparladılar. Özellikle Avrupa ülkeleri açılmaya başladılar. Seyircili maç bile oynanıyor ya İngiltere'de. Onlar açıldıkça biz daha da geriye gidiyoruz maalesef. Çünkü dünyayla entegre olup aynı düzende gitmemiz, yan yana gitmemiz ki Türkiye olarak kaybedecek hiçbir zamanımız yok. Hani diyoruz ya, bir kuruş şeyimiz de yok yani. Kaybedecek bir kuruşumuz yok vatandaş olarak. Bu arada yayınımızı yeni izlemeye gelen herkese tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Şimdi bu yayını çeken çok değerli kamera arkasındaki Doğuş Gül ailesine de bizi misafir ettikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hoş geldin, sefalar geldin usta. Laf açmışken o zaman başkanım, Doğuş TV şu an size bu yayını sizlere ulaştırmak için arkada yoğun bir 5 kişilik bir ekibimiz var. Tüm çalışanlarımıza, stajyerlerimize, koordinatörümüze, Doğuş TV sahibi Mehmet Garip Sipir'e çok teşekkür ediyoruz. Sonuçta Hatay'ın lezzetlerini, yemeklerini, böyle güzel programı bile yani böyle bir oluşumda bile bir araya gelmemiz, bir proje yapmamız ve çok güzel. Herkesin bir emeği var yani. Arka tarafta bilgisayar başındakinden mutfakta sorumlusundan sekreterine kadar, başkanına kadar herkesin emeği var. Herkes Hatay için çalışıyor. Bir yerlere bir şeyler için. Hatay'a turistler gelsin, ekonomi dönsün. Herkesin bir çabası, kendi memleketi için yani. Mutlaka Mehmet Ali Bey bu konuda Hatay'ımızı en ileri seviyede tanıtan kişilerden biri Sayın Başkanımız. Ona da ayrıca tekrardan teşekkür ederiz. Şimdi közlenmiş. Burada biber yoğurtlaması yaparken yine aynı şekilde biberlerimi mangalda közle pişirdim. Kırmızı ve yeşil biber birlikte kullanırsanız daha güzel bir hoş bir renk alırsınız. O yüzden siz de muhakkak ki iki biberi de kullanmaya özen gösteriyorum. Yani biberin hem kırmızı biber hem yeşil biber kullandığınız zaman daha hoş bir renk ortaya çıkacaktır. Yani çünkü saman daha biberimiz var yani bunu değerlendirin muhakkak ki. Ucuz şu anda kilosu 10 liraya düşmüş, 15-20 liraya düşmüş samanlar biberinin. Yani Türkiye'de herkes yana yana yani İstanbul'dan arayanlar var. Ya ne olur samandağ biberi gönderir misin bana falan. Yani gerçekten de böyle nimetlerimiz var. Samandağ biberi, yerli domatesi, patlıcanı. Yani Hatay kendini getirdiğinden vallahi gerçekten Hatay'ın her şeyi var. Vallahi her şey. Karpuz diyoruz. Rusya'da karpuzun kilosu mesela 5 Euro'dur. Hatay'da mesela 3 lira, 4 lira da şimdi. Antep yakın, Adana yakın, Antalya yakın. Her yer yakın yani. Karpuzu, çilek. Çilek şu an çok Hatay'da. Yani her şey bol. Her şey üretiliyor. Domates, meyve, portakal, çilek, her şey maşallah. Her şey arttı, her şey var yani. Olanaklarımız maşallah, her şeyimiz var. Tamam, biber yoğurdu. Birçok şeyde balkonlarında Hatay altı yetiştirmeyi yani, sever. Bahçesinde, küçük bir bahçe olsa bile. Ya mutlaka şimdi düşünsene bir balkonda insanlar bir şeyler yetiştiriyor. Balkonda yetiştirirken toplam 5 kilo, 10 kilo bir sebze olsa Türkiye genelinde hane başına bölgede nasıl bir etki yapar? Kesinlikle. Ya bu da Expo'ya da yansıyor. Şimdi 2021 Expo Hatay'da aralığın 10'unda açılıyor. Bir tanesi Antakya Adliye'nin karşısında Expo alanımız var. Bir tane de İskenderun'da var. Buradan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Lütfü Savaş'a, gerçekten de Hatay'a 10 yıldır, 15 yıldır büyük hizmetleri var. Yani belediyecilik anlamında olsun, spor olsun, yani sporu söylemek istemiyorum. Yani Hatay Sporu tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkartmış, ligi kümeye düşecek diyen Hatay Sporu 6. bitirmiş ya. Tabii. Türkiye'de 2 tane gol kralı çıkartmışız ya, böyle bir şey var mı ya? Yani dediler ki yollarımız. İşte son 3-4 aydır var abi, her yer otogar yolu yapılıyor, primal yolu yapılıyor, sokaklar yapılıyor. Olacak abi. Çocuk doğdu bebek. 1 aylık, 2 aylık, 6 aylık, 1 yaşında. Yavaş yavaş emekliye. Ya biz gelişen büyük şehiriz. Daha yeni büyük şehir olduk. Biz Gaziantep'teyiz, biz Kayseri'deyiz, İstanbul'dayız. Daha yeni büyük şehir olduk. Yavaş yavaş her şey güzelleşecek abi.
Doğru mudur yani biz katı vermeyiz yani her yani şu an herkes avladı. Şu an herkes... sadece ön tarafta görünen futbol var ama birçok mesela. Expo güzel bir şey. Yeni ile yüzme takımından milli takımına gençler gitti. Canlı yayın izleyenler Expo demek dünyanın olimpiyatlardan sonra en büyük organizasyonu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani Avrupa'da bu Almanya, Fransa İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Expo ile atağa geçip o Fransa'daki Eiffel Kulesi olsun, Red City, Hollanda'daki yerler olsun, Lale Bahçeleri İkinci Dünya Savaşı Expo ile beraber oldu altında. Yok şimdiden başladı etkiler, üretimler Hatay'da birçok bitki çeşidi şu anda üretilmeye başladı. Expo gelmeden başladı bazı şeyler. Şu an yan kanımdan da biber yoğurtlamamız. Bunu kayınbabam çok sever Gaziantep'te. Böyle acı biber, samandar böyle. Süzme yoktan sarımsaklı çok sever. Kayınbabama da selam olsun buna Gaziantep'e. Buradan bütün Antep'e selamlar olsun. Bu arada Kadir Başkanım da Gaziantep'in eniştesi. Biz Antep'ten gelin olmuşuz Sayın Başkanım. Yok. Bütün Antep'e selamlar olsun evet. Buradan. Şimdi Başkanım. Memleketin her yerini seviyoruz. Şöyle yorumlara geçmek istiyorum. Eşim Aygül Erkan'dan sevgi ve selamlarımı iletiyorum Gaziantep'e. Kayınvalideme, kayınbabama bizi izler tüm Gaziantep'e, gastronomi şehri Gaziantep'e selamlar, sevgiler. Mustafa Gönüllü bizi izliyor. Elinize sağlık. Başarılar devamını dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Murat Keleş kolay gelsin. Afiyet olsun. Murat Keleş dedi. Daha önce Anamon'da çalıştın mı? Yok Murat Bey. Ben tanıyorum ama. Murat Bey bu sektörde yıllarını vermiş. Yani ekstra olarak da çalışan. Bir abimiz. Murat Bey'e sevgi selamlarımızı veriyoruz. Şu anda şeyde çalışıyor, belediyede şeyde çalışıyor. Karas'ta mı? Yok Karas'ta değil, otogarda. Yeni otogarda. He tanıdım, evet Murat abi bir tanıdım. Çok değerli şey, bir aynı zamanda mahallemizin bildim. Abisi. Murat abiyi bildim. Çok değerli. Sunal Zeytin bizi izliyoruz. Ben de yönetimimde aynı zamanda. Aynen, yok şimdi tanıdım Murat abi. Sevgi selamlarımı iletiyorum Murat abi. Sunal Zeytin bizi izliyor, teşekkür ediyoruz, kolay gelsin demiş. Süha Mengüç Selam Başkan demiş. Mehmet Kahraman bizi izliyor. Mehmet abim gastronomi evinden Güzide şeflerinden bir tanesi. Çok sevdiğim bir adam. Adam gibi adamdır Mehmet abi. Daha iyi yerlere gelirsin inşallah abi. Ve daha iyi şartlarda inşallah bir gün karşılaşırız diyelim. Bekir Arslan eğer iyi yayınlar şefim Kadir Başkanım bana saygı ve sevgilerini vermiş. Size Bekir Arslan'a sevgi ve selamlarını etmiş. İyi akşamlar elinize sağlık demiş Mehmet Kahraman. Suha Mengüç benim anlamadığım nokta korumla sadece restoranlardan bulaşıyor vakalar artıyor mu restoranlar mı? Gerçekten de şu an restoranlar masa aralığı olsun, hijyen şeyleri olsun çok büyük önlemler alındı. İnşallah yavaş yavaş açık alanlarla beraber kapalı alanlara da şu an Almanya'da, İngiltere'de kapalı alanlara restoranlar açıldı. İnşallah 1 Haziran'dan sonra açıklama bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanlığı. Bu eşim Azize Hanım'a ellerine sağlık başarılar temenni diliyor demiş Mustafa Gönüllü. Teşekkür ederiz. Sağ olun eşinize ve size. Filiz Güllü bizi izliyor Almanya'dan. Filiz Hanım daimi izleyicilerimize teşekkür ederiz. Hatay'a gurbetimiz. Hatay'a bekliyoruz sizi Filiz Hanım. Murat Keleş işletme sahipleri ekstracılara hırsız gözüyle bakmasını istemiyoruz demiş. Kesinlikle bunu tabii ki de bu farklı bir konu. Bu nasıldır? Ekstracılar olsun, çalışanlar olsun her zaman işletme en avanda sahip çıkması lazım gerekir diyoruz. Ekrem Kuyucu bizi izliyor. Hatay Büyükşehir Belediye Zabıta biriminde çalışan Ekrem Kuyucu abime sevgi ve selamlar iletiyorum. Tüm Narlıca'ya Zabıta Dairesi'ne Ekrem Kuyucu abime sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ellerine sağlık canım benim sıcak havalarda hafif alternatif harika görünüyor. Aynen öyle. Şu an tam sıcaklar başladı Sayın Başkanım. O yüzden bugün Hatay deyince akla mezeler geliyor. Bugün size abuganiç yaptık, biber yoğurtlama yaptık ve Ali Nazik yaptık ve yapıyoruz. Son olarak Ali Nazik kaldı. Ali Nazik'in kuşbaşı eti için yağımı kızdıracağım, etlerimi hafif toz biberle beraber kavurup üzerine dökeceğim. Buradan yiyecek içecek çalışanları ya da normal bizi izleyen herkesin soru ve görüşlerini yorumlarınıza bekliyoruz. Bugün bizi izleyen, programımızı paylaşan şanslı iki kişiye, şu an programımızı kendi sayfasına paylaşan şanslı iki kişiye bir adet Hatay Spor şapkası ve bir adet Hatay Spor bayrağı hediye edeceğiz. Evet. Evet başkanım. Şöyle gösterelim başkanım bayrağımızı. Şanlı Hatay Spor'umuz Süper Ligi küme düşecek diyenlere gelsin. Çatlasın. Ligi 6. bittik. Hemen hemen Avrupa'ya kapısından döndük diyebiliriz. Bu saatten sonra ne olursa olsun bu bizim gönlümüz. Aynen. Gönlümüzdeki tek takım. Aynen. Hani bugün Hatay Spor yeni stada kavuştu artık. 25 bin kişilik statta insanlara karşı Adana Spor çıktı. Gaziantep, yemek, kebap, baklava, künefe, Hatay Spor. İnşallah şu pandemi bir an önce biter. Güzel günler bizi bekler. Her yer dolar. Önümüzdeki sezon inşallah Avrupa'da kalırız.
Buraya Bayern Münih de gelir, Barcelona da gelir. İnşallah. Kimse gülmesin, bunlar olmayacak şeyler. Bu yıl birçok şeyin olabileceğini gördük. İnşallah. Spor konusunda bütün Hatay Spor'un emeği geçen herkese, oynayana, topunu atana, tutana, toplayana hepsine teşekkür ederiz. Şimdi kuşbaşı etlerimi güzelce kavuracağım. Şu an şeyimi kapatacağım. Klimamı kapatacağım 1 dakika. Ateş sönmesin diye. Tavuğumu güzelce kızdırıyorum. İçine sıvı yağımı atıyorum. Bu arada bütün sektör çalışanları, ve sektördeki işverenlerin hepsi kendini yarın açılacak gibi hazırda bulundursun bence. Bütün hijyen kurallarına, işletmelerindeki en küçük yerlere varana kadar temizliğe, her şeye dikkat etsinler. En kısa zamanda inşallah işlerimiz açılır. Kendi adımı ben şahsen çok büyük bir ivme bekliyorum. Bugün açılsa çok çok talepler var. İnsanlar evde sıkıldı, bunaldı. Biraz daha beklerse çok daha kayıplar yaşamamak için sektör olarak inşallah dua ediyoruz. Bu yazı çok dolu dolu geçireceğiz. Ekleme. Evet. Ete sadece toz biber attım ama zaten tuzunu atmıştım, patlıcanlarımın, közlenmiş patlıcanlarımın sarımsağı tuzu var. Ete sadece toz biber attım. Güzel evet. Sizler evde isterseniz sadece toz biber de ekleyebilirsiniz. Toz biberi tavada kavurup dökebilirsiniz, yoğurtlama diyoruz ona. Kuşbaşı et koyarsanız hali nazik oluyor. Tabi gaziantepli hali nazik daha da farklı. Patlıcan sütler pişiriyorlar. Beyani gibi yapıyorlar. Oranın hali nazik farklı. Bizim Antakya'daki hali nazik közlenmiş patlıcan. Süzmeyi sanırsak tuz, üzerine kuşbaşı et. Şu anda hani şu kısa zamanda burada 5-6 çeşit patlıcan mezesini gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde şefimiz sağ olsun bize yaptı, hazırladı. Görsel olarak baktığımda hepsi de çok güzel duruyor. Evet. Hasan Ateş dostlarıma kocaman selamlar demiş. Teşekkür ederiz Hasan abi. Evet. Hasan abi, Hazreti Ali'nin kılıcını unuttun ha. Ben bir yıl oldu Hasan abi, hatırlatıyorum. Hasan abi evet. Çok değerli bir insan. Buradan selamlar. O da Medikacılar Dernek Başkanımız. Evet. Sayın Başkanıma selamlar olsun. Hasan abi, Hazreti Ali'nin kılıcını vuramayacağım bak. Güzelce böyle. Hasan Bey de normalde sektörümüzde çok fazla geçmişe hizmetleri olan biri. Emekleri olan biri. O konuda çok değerli bir arkadaşımız. Şimdi servise geçeceğim. Şu anda avokado çim tamam, biber yoğurt tamam, tamam. Sadece Ali Nazım'ın eti kaldı. Ali Nazım'ı da etlerimi servis edeceğim şimdi. Şöyle alayım hatta. Etlerimi kurutmadan şöyle. Et fazla evet. Piştiği zaman kurur çünkü. Nazimiz de hazır. Evet.
yakından bir tanesini gösteriyorum. Evet arkadaşlar, yan kameradan şöyle bir tane Ali Nazik tabağımız. Közlenmiş patlıcan, süzme yoğurdu, sarımsak, tuz ve üzerine kuşbaşı etimizi hafif toz biberle soteledik. Evet. Şöyle servis yapıyorum. Hasan Bey selam söylüyor. Kahvemi içmeden önce Zülfikar yok diyor. Ne diyor? Kahvemi içmeye gelmeden Zülfikar yok diyor. Baş tacı Hasan abi en yakın zamanda ziyaretine gelmek istiyorum. Kahveni de içeceğim. İnşallah. Yeni yerini de ayarlamaya Hasan Bey'in yeni açtığı bize, Hasan abi o zaman bize bir gün programa davet ediyoruz bu vesileyle. Hasan Ateş abim bir gün seni o zaman hatta şu an Hasan abi canlı yayında mı? Şu an Hasan abi canlı. O zaman buradan Hasan Ateş abime canlı yayında açıklıyorum. O zaman haftaya 4 Haziran'da Hasan Ateş abimi davet edelim bize. Yemek programını haftaya Hatay Medikalciler Dernek Başkanı Hasan Ateş'i canlı yayında burada sağlık sorunlarını, sağlık çalışanlarını, medikal ürünlerini Hasan abimizi davet ediyoruz. Evet Hasan abi, yayından sonra iletişime girelim. Hasan abi haftaya Cuma günü 18'de canlı yayında sürpriz, şimdiden söylemiyorum sürpriz, yemek ve lezzetlerle Cuma günü seni ağırlamaktan onur duyarız diyoruz. Ve şeref duyarım demiş Hasan abi, şu an biz duyduk. Haftaya Cuma günü Hasan Ateş abimi davet ediyoruz. Medikaller de sağlık sektörünün olduğu, yani aynı lokomotifte olduğu halde maalesef bu pandemi sürecinde aşılamalar vesaire en sonlara atıldı. Medikal sektörün de çok büyük sıkıntılar var. Kesinlikle. Bu konuda da en büyük seslenişi sağ olsun Hasan Ateş Başkanım dillendiriyor. Bayağı çabaları var, yakından takip ediyoruz. Emeklerine sağlık. Evet. Hasan abi, Hasan Ateş abimizi, Hatay Medikalciler Dernek Başkanı Hasan abimi haftaya Cuma günü canlı yayında konuk edeceğiz inşallah. Haftaya sürpriz yemek ve lezzetlerle görüşeceğiz. Bugün sizlere Hatay Yiyecek İçecek Çalışanları Yardımlaşma ve Sosyal Kültürel Dernek Başkanı Sayın Kadir Miskin bizlerle beraber oldu. Yiyecek İçecek Çalışanları, otelciler, restoranlar, aşçıların sorunlarını, işçilerin sorunlarını dile getirmek istedik. Devletimizin daha çok destek vermesini dile getirdik. Hepsini konuştuk, yorumlarınızı okuduk. İnşallah güzel günler bizim olacak. İnşallah düğün sezonları açılacak. Güzel günler bizim olacak. Ve bu arada tabii canlı yayında, evet, Mustafa kardeşimiz. Hatay pidesi olmadan bunlar olmaz tabii. Evet, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Pide olmadan evet, bu şu olmaz. Şu an çifteli, küncülü ekmeklerimiz canlı yayında geldi. Yatın Allah arkadaşlar da atmak isterse bekleriz. Evet, evet. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Maşallah maşallah. Dediğimiz gibi biz sektör olarak hazırlandık. Her şeyimiz hazırlandık. Evet. Bir an önce yiyecek içecek sektöründeki bütün kafesinden, restorandan herkesin rahatça girebildiği, oturup masasına yemeği yiyebildiği günleri bir an önce iple çekiyoruz. Aynen. Buradan bütün niyetlilere tekrar şöyle tekrar sesleniyoruz. Evet. Hataya gelmeyen Hataya düşer diyoruz. Maşallah maşallah maşallah. Hatay'a geldiğin zaman böyle muhteşem lezzetleri, küncülü, sıcacık böyle mis gibi ekmeklerle sizi davet etmek istiyoruz. Buradan İstanbul'dan, Almanya'dan bizi izleyenlere sevgili selamlar, kusura bakmasınlar, canlarını biraz çektiriyoruz ama böyle başkanım yani yapacak bir şey yok. İnsanların canını çektiriyoruz başkanım böyle ama evet. Ekmeklerimizde şöyle. Ekmeklerimiz de şöyle. Lokantada böyle ekmek getirirseniz. Ekmek. Vallahi bugün herhalde evet. Biraz daha kilomuz artacak gibi görünüyor. Can boğazdan gelir diyoruz. Can boğazdan gelir de bu pandemi sürecinde herkes evdeydi. Biraz kilo aldık ama. Biraz artık forma girmemiz lazım. Yakında inşallah işlerimiz başlayacak. Evet. Sıcacık ekmeklerimiz de geldi. Hatay'da tabii ki de böyle güzel lezzetlerin yanında ekmeksiz olmaz. Başkanım istersen son sözü ben kapatacağım artık. Son sözü sana vereyim. Ondan sonra programımızı kapatıp yemeklerimizi soğutmayalım. Son söz olarak yine
Sektör diyorum. Sektörün bir an önce açılması, açılımda sadece işçiler değil, işverenlerin de en azından bu yaz sezonu boyunca işverenlerimizin de desteklerden yararlanması ve önümüzdeki yıla inşallah bir şekilde sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçmemiz için Haziran ayı çok önemli. Yiyecek içecek sektörü için çok önemli. Devlet için de çok önemli. Çünkü biz Haziran ayında açılırsa yurt dışından gelecek birçok turistleri bıraktık. Onlar da mutlaka gelsin. Gurbetçimiz var. Düğün yapacaklar. Bunlar da bir döviz girdisi olacak. Bunların herkes tarafından değerlendirilmesini bütün büyüklerimizden talep ediyorum. Yiyecek içecek sektöründe çalışan bütün arkadaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz hazır olun. Yakında inşallah eski günlerimize geri geleceğiz. Umutsuzluğa sakın kapılmayın. Umudunuzu kaybetmeyin. Evet. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bize onur etti. Tekrardan bizim konuğumuz oldu. Biz Kadir Başkan'ı çok seviyoruz. Bir nebze olsa çalışanların sesi olmaya çalıştık. Bize her hafta olduğu gibi her cuma, haftaya cuma da saat 18'de canlı yayında gastronomi şehirlerinin muhteşem lezzetlerini yapmaya devam edeceğiz. Bize destek olan, katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programımıza destek vermek isteyen, sponsor olmak isteyen herkesi de bekliyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.